Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Kusura bakmayın arkadaşlar, biraz boğazım ağrıyor, o yüzden çok fazla yüksek sesle konuşamıyorum. Şimdi arkadaşlar, bu videoda şunu anlatacağım sizlere. Biliyorsunuz hani hepimiz mail sağlayıcıları, işte Gmail, Yandex, Yahoo ve bunun gibi birçok mail sağlayıcıyı kullanıyoruz. Arkadaşlar, bu mail sağlayıcılarda gönderdiğimiz mail eğer gizli bilgiler içeriyorsa, yani gizliden kastım başkasının eline geçmesini asla istemediğimiz bilgilerse, bunları şifreli göndermek istiyorsak, şifreli göndermek için yapmamız gereken çoğu zaman bir eklenti oluyor. Örneğin işte giriyoruz Chrome mağazasından, işte bir eklenti kuruyoruz vesaire, bu tür şeyler yapıyoruz. Peki hiçbir eklenti kurmadan hem şifreli arkadaşlar, hem de okunduktan sonra kendi kendini imha eden bir mail atabilir miyiz? Bu soruya cevap vereceğiz. Evet, atabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunun için öncelikle yapmamız gereken tarayıcımıza gelip privnot.com adresine gidiyoruz. Ben açıklamalara koyacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bu nedir? Privnot.com. Bu arkadaşlar üçüncü taraf bir site. Buraya mesajınızı yazıyorsunuz. Örneğin bu bir deneme mailidir diyorum. Şimdi bunu yazdıktan sonra arkadaşlar seçenekleri göster diyorum. Bakın, not yok olur diyor. Okunduktan sonra, 1 saat sonra, 24 saat sonra, 7 gün sonra, 30 gün sonra. Bunu yapabiliriz. Şifre koyabiliriz. Nasıl arkadaşlar? Mesela bunu gönderdiğimiz an kişi linki tıkladığında şifre gelecek. Mesela yani ben basit bir geçici bir şifre koyuyorum şu an. Ve arkadaşlar işte eğer ki size de bilgi gelmesini istiyorsanız bir e-mail adresi buraya girebilirsiniz. Şimdi şuraya evet yazdık. Oluştur diyoruz arkadaşlar. Bakın şu an bunu şifreledi. Biz buradan linki alıyoruz. Kopyalıyoruz. Ve arkadaşlar ben Thunderbird kullanıyorum. Orada benim birçok mail adresim var. Oradan bir mail adresime gireceğim şimdi. Evet. Evet, bakalım. Şu neymiş? Yok, tamam. Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Şuradan yeni ileti diyoruz. Kime göndereceğim? Ben kendime göndereceğim. Şöyle yapalım. Evet, tamam. Test yazalım. Buraya da buraya bir şey yazmıyorum arkadaşlar. Buraya az önce kopyaladığımız linki yapıştırıyoruz. Ve arkadaşlar gönder diyoruz. Şimdi ben gönderdim arkadaşlar. Buraya sanırım geldi. Gelmiş olabilir. Bakalım. Evet, gelmiş. Bakın şurada test. Şimdi arkadaşlar bakın, burayı tıklıyorum, mail açtığım zaman oradaki link geliyor. Şimdi bu linki tıkladığımızda şöyle olacak. Yeni bir Privnot sayfası açılıyor. Bakın, bu kimlikli not okunup yok olacak diyor. Yani göster deyince şifre soracak. Şifreyi girdikten sonra okuma sayfası gelecek ve bu sayfayı bir daha yenilersek, şimdi şifremizi girelim. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bakın, bu notu okuduğu, açıldığı anda yok oluyor. Yani ne demek? Bu sayfayı yenilersek bir daha okuyamayacağız. Bakın, gördüğünüz gibi. Ya da şöyle göstereyim size. Bunu kapatalım. Şunu da kapatalım. Tekrardan bakın, o linki tıklıyorum. Yani link bir kere tıklanabiliyor arkadaşlar.
gördüğünüz gibi okundu ve yok oldu. Bir daha artık okuyamıyor. Aynı zamanda da şifreli bu şekilde bir site Primnote. Yani böyle bir imkan sağlıyor bize mail gönderirken. Yani biz aslında mesajımızı başka bir yere yazıyoruz. Pano gibi düşünün. Buradaki yazdığımız yeri. Şifre koyuyoruz. Ve bu site bize bir link veriyor. Daha sonra o linki tıkladığı zaman biz istersek, ne zaman istersek o zaman siliniyor. Ve aynı zamanda da mesajı okumak için bir şifre giriyor. Tabii bunu biz karşı tarafa verdiysek okuyabiliyor. Başka kimse okuyamıyor arkadaşlar. Tabii şöyle de bir durum var. Hemen bakalım. Ha, bu başka bir şey. Evet. Başka bir mail. Bu arkadaşlar bize gizlilik katıyor ve herhangi bir eklenti bilgisayarımıza, mail adresimize herhangi bir eklenti kurmamamız için bize yardımcı oluyor. Bir deneyip bakabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz tamamen bu arada. Benim bugünlük diyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.